hocam Trendyol buğday hasatına başladı, kısmet oldu. Ha, maşallah. Evet. Tabii oralar sıcak olunca erken doğru. Evet, buradaki havalara yabancı değilsiniz. Evet, tabii tabii. 20 yıl dile kolay. 20 yıl kaldınız evet, orada. Evet. Orayı bilmeniz gerekiyor. Biraz hava şartları biraz daha sıcak. Güneşten fazla yararlanıyoruz yani. Evet evet. Maşallah maşallah. Kısmetse bir şey biçeceğiz. Mahsulü biçeceğiz inşallah. 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 Hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Konumuzu biliyorsunuz değil mi? Şükrü Bey. Evet. Tamam. Evet. Ali hocam zaten biraz sonra başlayacak. Biz ona katılacağız inşallah. Hı hı. İnşallah. Evet. Hocamızla hep beraber dinleyeceğiz. Evet. Yani sürekli sohbet ediyoruz ama hocamın kavramları bizde oturmadığı için bir şeyler havada kalıyor. Evet. Tabii ki. Ben bazen aynı şeyden bahsediyoruz ama kavramlarımızı farklı kullandığımız için yine farklı bir şeymiş gibi geliyor. O yüzden bir kavramları oturtalım istiyoruz inşallah. İnşallah kısmet olursa birbirimizden fikir alışverişinde bulunacağız. İnşallah. Aleyküm İnşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Bekir Bey, kameranız kapalı. Aleyküm selam Bekir hocam, hoş geldin. Aleyküm selam. Mustafa Bey çalışıyor ama müsait olduğu zamanlar katılacak inşallah. Antalya'ya geldi mi Mustafa Bey? İnşallah kısmet olursa. Evet evet. Bayramdan önce gelmişti. Evet, geldi. İşte bir hafta kalır, sonra Urfa'ya döner. Ne iş yapıyordun Mustafa hocam? Bizim baklava ve kadayıf üretim yerimiz var hocam. Urfa'da mı? Baklava, Urfa'da tabii. Baklava noktası bizim kendi markamız. İşte üretimhane orada, fabrika orada. Şubelerin de çoğu oradaydı. Hafta Urfa'da değil yani Güneydoğu'da daha fazlalıkta. İş güç orada olunca bu tarafa taşıyamadık. Bakalım nasip ne zaman sert. Antalya'da da aynı işi yapıyorsunuz herhalde. Evet ama biz burada üretim yapmıyoruz. Sadece satış var satış, şubeler olarak. Satış var anladım. Antalya'dan geliyor, Urfa'dan geliyor zaten. Hatta Bekir Bey de bir ara bir açmıştı ama kaç ay sürdü Bekir Bey? Ceylan Pınar olmadı yani. Ceylan Pınar ve Viranşehir'de de bir şansımızı deneyelim dedik ama olmadı. Nasip değilmiş hayırlısıyla. Evet. Ali Rıza hocam nasılsınız? Hamdolsun Bekir hocam. Sen de iyisin inşallah. Sağ olasın. Allah iyilik versin. Ben bir şeyler hazırladım. Hazırladığınız konuları isteyelim. Hangisini hazırlamışsanız. Melek dedik ya zaten hocam. Konuyu değiştirmiyoruz. Tamam. Evet, konuşurken de farklı farklı yan dallara, yan konulara geçmiyoruz. Bugün bu kavramları bir oturtalım inşallah. Tamam inşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kendimi göremiyorum. Evet, kameranız kapalı. Kameranızı açın Selim hocam. Mustafa katılıyor mu? O da işte müsait olduğu zamanlar katılacak. Şimdi müşterisi var, biraz önce konuştum da. Biraz sonra müsait olursa gelir inşallah. Önce şunu, şunu anlamak gerekiyor. Şimdi melek derken ister istemez insan giriyor. İnsan derken ister istemez cin giriyor. Cin derken ister istemez şeytan giriyor. İşte bunların hepsini beraber konu konu giderek anlamak gerekiyor. Yoksa yerli yerine tutturamayız. Hoş geldin Selim hocam. Evet. Hoş bulduk abiciğim. İyisindir inşallah. Selam ederim hocam. Teşekkür ederim abicim. Selam. Herkese hürmetle selamlıyorum. Buyurun evet. Devam edin hocam kesmeyin. Yok şimdi zaten, zaten bekliyorduk şimdi başlıyoruz. Başlamadık zaten. Adile Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Evet şimdi Ali Sağ hocam. Mustafa Bey müsait olunca katılacağı için tamam. Başlayalım.
Tamam. Şimdi önce şunu anlamak lazım. Ben Kur'an'ın anlama metodunu birkaç tane ayetle örneklendireyim. Ondan sonra bu konuya geçelim inşallah. Tamam. Nisa suresinin 82. ayeti kerimesinde Allah buyuruyor ki, eğer bu Kur'an Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı, içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu der. Yine Mülk suresinin 3. 4. ayetinde, gözlerinizi göğe çevirin, yani hayvanları inceleyin, bitkileri inceleyin, dağları inceleyin, insanın kendisini inceleyin, yıldızları, güneşi, ayı inceleyin, bir çarpıklık bulabiliyor musunuz der. İki kere daha gözünüzü gezdirin, çevirip gezdirin, o gözler çarpıklık ve çelişki bulamamaktan baygın olarak geriye döner der. Bir ayette de şöyledir, Rum suresi 30. ayette, Allah'ın göndermiş olduğu din, Allah'ın yaratmış olduğu vahiylerle, Allah'ın yaratmış olduğu kainatla, Allah'ın göndermiş olduğu vahiylerin tam bir mutabakat içerisinde olan din, Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında asla bir değişiklik bulamazsın der. O zaman Kur'an'ı anlarken bir evren yasalarına, bir de vahiy yasalarına bakmamız lazım. Ben şöyle diyorum. Bir şeyin doğru olması için Kur'an'la Kur'an'ın, kainatla kainatın ve Kur'an'la kainatın çatışmadığı din Allah'ın insanlara sunduğu din oluyor. Eğer bir ayeti anlamada bir sıkıntıya düşersek, yani vahyi bilgi anlamında ayeti anlamakta bir sıkıntıya düşersek, o zaman kevni ayet, yani yaratılan ayetten bahsetmek gerekiyor. O zaman Allah iki melekten bahsediyor. Aslında melek Allah'ın evrende yarattığı bütün varlıklara ve indirdiği vahyi bilgileri Cibril'i beraber ele alarak. Mesela bir evreni yaratan, yaratma olayına Mikail demiş Kur'an. Bu Bakara suresi 98. ayette geçer. Bir de evrendeki varlıkların ve yaratılan insanların kendilerine, yani nebilere gönderilen vahyi bilgilere de Cibril demiş. Yani iki melek var. Birisi Cibril, birisi de Mikail'dir. Yani bir yaratma olayı, birisi bilgi aktarma olayı. İşte o zaman şunu başta öğrenelim. Diyor ki Asap suresi 72. ayette, biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir var ifadesi kullanılır. O zaman iki varlık var evrende. Birisi emanet yüklenen, sorumluluk yüklenen, attığı her adımın, konuştuğu her sözün, yaptığı her davranışın sorumluluğunu yüklenen bir varlık var. Kur'an buna insan diyor. Bir de evrende yaratılmış olan, kendilerine kodlanmış olan bilgilerle hareket eden melekler var. Başka varlık yok evrende. Ya gördüğümüz, göremediğimiz bütün varlıklar melekler kategorisindendir. Gördüğümüz bütün varlıklar da insanlar kategorisindendir. O zaman iki varlık varsa bu ayetleri destekleyen iki ayet daha söylemek istiyorum. İnsan suresinin 1. ayeti kerimesinde, daha insanların adı bile anılmaya değmezken ne dehir geçti, ne dehir ifadesi kullanılır. Yani insanoğlu yaratılmadan önce evrende bütün varlıklar yaratılıyor. En son yaratılan varlık insandır.
İşte bu insanın önüne hem doğru yola hem de yanlış yola gidecek bütün melekleri hizmetçi olarak önüne koyuyor ve insanı ondan sonra yaratıyor. Bakara suresi 30. ayette de diyor ki, ey melekler, ben bir halife yaratacağım dediği zaman Allah, bütün melekler dediler ki, Allah'ım biz seni takdis ederken, tesbih ederken, yeryüzünde kanlar akıtacak, bozgunculuk yapacak birini mi vereceksin dediler. Allah da dedi ki, sizin bilmediğinizi ben bilirim. Adem'e dedik ki isimleri sayın dedik. Adem bütün isimleri sayınca meleklere dedi ki Adem'e secde edin. İşte burada secde etme kelimesi yaratılmış olan evrende insanların dışında yaratılmış olan bütün varlıkların yöneldiği zaman, onların bilgisine ulaştığı zaman o meleklerin Adem'e secdesini bu anlamda anlatıyor. Bir secde etmeyen varlık var, o da melek. Aslında o melek de iblistir Kur'an'a göre. Yani bugüne kadar, belki ilk duyuyorsun bunu, bugüne kadar hep meleklerin nurani varlıklar olduğu söylenir. Kur'an-ı Kerim'de elbette nurani varlıklar da melekler kategorisinde ama meleklerde cismani varlıklar var, görülen varlıklar da var. Efendim, onlardan hizmet ettiğimiz bütün varlıklar da melek. Kur'an'da yaklaşık olarak 93 yerde melek geçer. Bir meleği tarif ediyor. Ben bütün ayetlerden harmanladığım bir yorumu ortaya koyayım. Melek, insanların biyolojik, yani bedeniyle, hücreleriyle, damarlarıyla, kalbiyle, böbrekleriyle, kulağıyla, gözüyle, eliyle, ayaklarıyla ne varsa bunların hepsi dahil. Bir de psikolojik yapısı da dahil. Yani hem insana teklif sunucu bir iblis meleği var, hem insana teklif sunucu bir de takva meleği var. İşte bu da dahil. Bunların dışında insanların emrine amade olan zerreden kırıya kadar yaratılmış olan bütün varlıkların adına Kur'an genel başlık altında melek demiş. O zaman melekleri ikiye ayırıyor Kur'an. Birisi Rabbani yolda yürümek isteyen insanlara secde eden melekler, birisi de gayri Rabbani yolda insanın yürümesi için secde eden melekler. Şimdi burada herhalde kafalarınızda biraz soru işaretleri oluşmuştur. Bunları sorunu konuşalım isterseniz. Bakara 30'daki meleklerin secde edin emrinden itibaren meleklerin buna cevap verip bir tek cevap vermeyen, olumlamayan şeytan olarak oradaki her şeyin secde etmesi olayını nasıl yorumladınız? Orası biraz muğlak kaldı bende. Şurada halife ne demek? Bak, halife kelimesini Kur'an iki anlamda kullanmış. Halife, Allah'ın zerreden küreye kadar yaratmış olduğu bütün meleklere komut veren, onları kendi emrinde çalıştıran, kendi emrine amade olan, onları kendi isteği istikamette kullanan varlık anlamında kullanmış halifeyi. Bak, şimdi bunları anlarken de Kur'an'da bir ayette de şöyledir. Yani bu meleklerin kendine emrine verildi ama Adem bu meleklerden yola çıkarak insanlar hem Rabbani yola hem de gayri Rabbani yola gidebilme seçeneği insanda çıkıyor. Yani insanda iki seçenek var, meleklerde tek seçenek var. Oradaki Bakara suresi 30. ayette bahsedilen melekler, Allah'ım biz seni takdis ediyoruz, seni tesbih ediyoruz. Yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kandan akıtacak birini mi var edeceksin deme diye bir şansı yok. Böyle bir lüksü yok. O meleklere bilgi kodlanıyor. O kodladığı bilgi şekilde hareket ediyor melekler. O zaman melekleri lisan haliyle Allah konuşturuyor, bize bilgi veriyor. Muhatap olan insan. Madem,
Efendim? Madem şeytan da melekse... Hayır, şeytan melek değil bak. Orada yanlışlık var. Melek. Bak, iblis de şeytanı Kur'an ayırmış hep ama bütün insanlar şeytanla iblisi aynı kategoride değerlendirmiş. Asla değil. Onları isterseniz bilmiyorum. Yani, şeytan ve iblis melek midir değil midir? Efendim? Şeytan ya da iblis melek midir değil midir? İblis melektir ama şeytan melek değildir. Bunu yani bilmek lazım. Peki o zaman iblis melekse neden isyan etti de secde etmedi ve bu karşı durma iradesini gösterebildi? Ha, orada zaten az önce bütün melekler Adem'e secde etti. İblis secde edenlerden olmadı. Araf suresi evet. 11. ayette şöyle anlatır. Ey iblis! Der 11. ayette Sad suresinde de şöyle der. İki elimle özene bezene yarattığım o insana seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis beni ateşten yarattın, Adem'i ise topraktan yarattın der. İşte burada iblisi lisan haliyle konuşturuyor. Yani iblis insanlara görevi şu, inkarı, isyanı, fuhuşu, ahlaksızlığı, haram yiyiciliği, adam öldürmeyi, yani yasak ağaca yaklaşan insanların o yolda yürümesini temin eden bir melektir iblis. Bunu akıldan hiç çıkarmamak lazım. Bak mesela bir insanı konu alıyor Kur'an. Bir insanı 6 parçaya ayırıyor. Hepsini Kur'an'dan ayetlerle örneklendireyim. Diyor ki ya Allah, biz insanın kaborta kısmını, yani şu bedeniyle, organlarıyla, hücreleriyle, gözüyle, eliyle, ayaklarıyla bütün organlarını topraktan yarattık. Arkasından der ki bir de can var insanda. Biz canlı dumansız ateşten yarattık der. İşte bütün müfessirler, bütün mealciler, bütün Kur'an üzerinde çalışanlar can kelimesine cin anlamı yüklemişlerdir. İki yerde geçer bu. Birisi Hicr suresi 27. ayette, birisi de Rahman suresi 15. ayette. Biz canlı dumansız ateşten yarattık der. Orada can kelimesine insanı ayakta tutan, insanı diri tutan, bütün canlıların özelliğini taşıyan enerjiye can demiş Kur'an. Bunu anlamak lazım önce. Enerji, yani enerjiye can diyor. Bir de ruh var. Şimdi ruh kelimesi Kur'an'da yaklaşık olarak 22 ayette geçer. Bak Allah peygamberlere ruh demiş. Gönderdiği kitaplara ruh demiş. Allah kendisine ruh demiş. Cibril'e ruh demiş. İnsanlara üflediğine ruh demiş. Efendim bu kelimeler doğru anlaşıldığı zaman ruh kelimesinin nerede, hangi anlamda kullandığını biz konu içinde, Kur'an'ın bütünlüğünde onu anlamaya çalışıyoruz. Bak mesela ruhu bir tanım olarak ortaya koyayım. Ruh, Allah'ın kendisinde olan bilgilerin evrende yaratılmış olan meleklerde ve insanlarda aktif hale dönüştürülmesine ruh diyor Kur'an. Yani bir portakal ağacına yüklüyor ruhu, o Allah'ın kodladığı şekilde portakal meyvesi veriyor. Efendim bir insana yüklüyor ruhu, iki eğilim gösteriyor o ruh insanda. Birisi Rabbani yolda gidebilme seçeneği eğilimi, birisi de gayri Rabbani yolda gidebilme eğilimi ve seçeneği. İşte insan, ya insan olmadan, yani Adem insan olmadan ki konumu tek seçenekli bir varlıktır, melektir. Hani Araf suresinin 172. ayetinde biz Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda onlara sorduk ki Rabbiniz kimdir dediğimizde bütün insanlar o yaratılışta Rabbimiz Allah'tır demişlerdi. Ama ne zaman ki
bu yaratılışta verdiği sözü insanlar bozmaya başladı Resul geldiği zaman. O zaman Resul kelimesini Kur'an iki anlamda kullanıyor. Birisi meleklerin Resullüğü, birisi de insanların Resullüğü. Hac suresinin 75. ayeti kerimesinde Allah meleklerden de insanlardan da Resuller seçerdir. Resul kelimesi Allah'ın elçi anlamında kullanmış, Allah'ın verdiği, gönderdiği, kodladığı bilgileri eksiltmeden, fazlalaştırmadan olduğu gibi insanlara aktaran anlamında Resullük anlatmış Kur'an. Resul kelimesini ifade vermiş. Bu insanlardan da var, meleklerden de var. İnsanlardan olan Resul, bütün peygamberlerdir. Ve peygamberlerin yolunda yürüyenlere de yer yer Resul kelimesi kullanır. Bir de meleklerden olan Resul. Yani Allah evrendeki bütün varlıklara, hayvanlara, bitkilere, dağlara, ovalara, madenlere, güneşe, aya bilgiyi kodluyor. Allah'ın kodladığı şekilde o bilgiyi insanlara aktarıyor. İnsanlar bunu çözdüğü zaman o inananlar için hem Allah'ın Resullüğü hem meleklerin Resullüğü onlara secde ediyor. Yani amade oluyor. Ama inkar edenlere bu eşyanın bilgisi, yani meleklere kodlanan bilgi çözüldüğü zaman inkar edenlere de Allah bu mesajını veriyor. Bir ayette şöyledir. Şura suresinin 51. ayetinde biz diyor ki ayette Allah duru altta insanlarla konuşmaz. Her ayetin mutlaka bir iniş sebebi vardır. Hani iniş sebebi de bugünkü hadislerle veya Kur'an'ın dışındaki bilgilerle değil, iniş sebebini Kur'an kendisi açıklıyor zaten. Kur'an da diyor ki hani o inkar edenler dediler ki Allah bizimle konuşmalı değil miydi? Allah da bu ayette cevap veriyor. Şura suresi 51'de cevap veriyor. Diyor ki Allah duruvarıp da insanlarla konuşmaz. Ya vahiyle konuşur, ya elçi aracılığıyla konuşur, ya da perde arkasından konuşur. Vahiyle konuştuğu sadece peygamberlerdir. Bunu akıldan hiç çıkarmamak lazım. Yani Allah vahiy eder, peygamberler de o vahiy bilgileri insanlara anlatır, yaşar. Bir de elçi aracılığıyla, elçi dediği zaman yine ikiye ayrılıyor. Birisi meleklerin Resullüğüyle insanlar konuşur, birisi de Allah'ın gönderdiği peygamberlerin Resullüğüyle insanlar konuşur. Şu anda Kur'an okuyanlar, Kur'an'ı doğru anlayanlar, Kur'an hakkında yaşamını düzenleyen insanlar elçi aracılığıyla konuşuyor. İşte perde arkasından konuştuğu, Allah'ı kabul etmediği halde veya Allah'ın varlığını kabul etmediği halde, Allah'ın gönderdiği kitapları, peygamberleri, ahiret alemini kabul etmeyen insanlarla Allah konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Eşyanın bilgisini çözüyor. O objektif olarak o eşyanın bilgisini çözdüğü zaman Allah'ın kodladığı bilgileri öğrenince Allah'la konuşmuş oluyor. Herhalde yine anlamadığınız çok yerler olmuştur. Şimdi siz sorun, ben cevaplandırayım, tekrar geçeriz. Buyurun Bekir Bey. Ben şöyle bak, bu olaya yaratılışla önce başlamak istiyorum. Bu hep vardı. Araf 54. Araf suresinin 54. ayeti. Biz yeryüzünü ve gökyüzünü 6 aşamada, yani 6 günde yarattık diye yazıyorum herhalde. Ben burada insan da altı aşamalıdır hocamın dediği gibi. Yedincisi de var. Ama altı aşamalı olarak gözüküyor. İnsan henüz bitkilerdeyken, yani insan bitkilerden, benim kanaatimce bitkilerden var olarak bir baktık. Bu bir aşamadır. Ana rahmindeki varoluşu bir aşamadır. Yeryüzüne tecellisi bir aşamadır. Çocukluk bir aşama, ergenlik ve olgunluk bir aşamadır. Cennete tecelli etmesi de yedinci aşamadır. Bu yedi aşamanın içerisinde
insanın kendisinde de 7 tane giriş ve çıkış var. Tıpkı dış bükey bakıldığı zaman iç bükeyde de insan aynı şey. Bu 7 aşamadan bakıldığı zaman mesela Alak suresine geliyoruz. Alak suresinde insana artık işaret ediyor. Halak, yani Yaradan'ın adıyla o. Kulbatını, kendinin var eden nasıl var etti? Bu süreci takip et, bu sürecin seni götüreceği yer Allah'ın istediği yerdir. Cennettir yani. Hulk, Arapçada hulk hem sabır anlamına geliyor, hem yaratma anlamına geliyor, hem ahlak anlamına geliyor. Sadece bir kelime hulk. Bu üç şey anlamına geliyor. Şimdi halak dediğimiz zaman Allah için yaratıcıdır. Fakat hulku yani ahlakı da içinde barındırıyor yaratıklar. Yani bitkilerin, yeryüzündeki insanın onlardan olacak olan bitkilerin içerisinde ahlak biçimini de onlara nüfuz ediyor, ikram ediyor. Öbürsü de sabır. Mesela 7 aşama dedi. Biz mesela Kur'an-ı Kerim'de bizim 6 gün Allah'la bizim aramızdaki farkta 6 bin, 7 bin yani binlerce yılla tekabül ediyor. Tabii ki burada da sabır ortaya çıkıyor. Allah'ın ne kadar sabırlı olduğu ortaya çıkıyor. Yani buradan girersek ve aşağı inersek ondan sonra melekler başlıyor gelmeye. Hicr 26 sanırım. Hicr 26. ayet. Ya da 29. Biz insanı nevi yoğun yoğurulmuş özü olan bir çamurdan yarattık. Ruhumuzu ne zaman da şekillendirir de ruhumuzu ona üflersek meleklere dedi ki derhal onun emrine amade ol. Şimdi burada da iblis tecelli. Yani şeytan. Aslında şeytan Ferihan Hoca'nın dediği gibi değil. Daha önce şeytan değildi. Ve sonradan bu Allah'ın 7 aşamasına ilafet ettiği için şeytanlaşıyor. Aslında bozuluyor. Ve sonra hilafet etmeye başlıyor. Tam Hicr suresinin bu 26. ayetinde yaratıldı. Allah diyor ki ben ne zaman onu şekillendirir de ruhumdan üflersem derhal emrine amede olur. Yani demiyorum mesela ben balçıktan bir insan yaratacağım hemen emrine amede olur demiyor. Ne zaman ki şekillendirir de kendisine ruhumdan üflersem. Yani diyor ki Allah ne zaman ki ruhum gelirse, yani emrim, ilkelerim gelirse, sen de o meleklere katıl, benim ilkeme, secdeye kapan. Burada iblisleşiyor işte. Ve diyor, ben şeyi görmezden geliyor, Allah'ın üflediği ruhu görmezden geliyor vahyi. Hedef aldığı insandır. Diyor ki ben, yakışık olmaz böyle balçık türünden ben ateşten yaratılmış biri olarak, yakışık olmaz ben böyle birine secde edeyim. Orada da iblis duruyor. Yani vahyi göz ardı ettiği için aslında iblis oluyor. İnsana secde etmediği için değil. Allah ona insana secde et demiyor. Kendisine üflediğin ruha secde ediyor. Bu iki şey ortaya çıkıyor. Yani 7 tane meleke üzerinden bozulmamış bir şekilde insan eğer hayatını seyrederse varacağı yer iman, takva. Eğer yok, üflenen ruh yani gökten Allah'tan gönderilen insana ahlak biçimine ters bakış açısı sunarsa buna da Kur'an şeytan diyor. Şimdi başka bir şey diyecek olan var mı? Hocam size göre şeytan kimdir? Şeytan? Bak şunu anlamak lazım. Ne dedik? Evrende yaratılan, dünyada yaratılan İki varlık var evrende. Birisi insan, birisi melekler. İşte o zaman varlıklar ya insandan sıfat taşarak isim alıyor ya da meleklerden sıfatlaşarak isim alıyor. İşte bunu anlayabilmek için ben bir örnek veriyorum. Mesela şekerle su ayrı ayrı maddelerdir. Şekerle suyu karıştırdığın zaman o farklı bir sıfat alıyor. Buna ne şeker diyebilirsin,
ne de su diyebilirsin. Bu da şekerli su dersin. Yani ikisinin harmanladığı, buna bir de yorum deniyor. İşte Kur'an'da eğer iblis melekse, iblisle insan birleşir ve yaşamını iblisle beraber yolda yürürse, Kur'an buna cin diyor. Belki biraz anlamakta güçlük çekeceksiniz ama ben buna 40 yıldır çalışıyorum. Yani bunu anlamak için de Kur'an'daki bütün ayetleri bilmek gerekiyor. Yani iblis insana teklif sunuyor. Bu nerede bu iblis? İnsanın öz içinde. Bu iblis ne zaman gündeme geliyor? Ergenlik yaşında. Bak orada diyor ki Adem ve eşi, ey Adem sen ve eşin cennette yerleş. Böyle bir ifade işte iblisin daha gündeme gelmediği konumda. Bu neye yankı yaptı? Yani iblisin daha benden mi kaynaklandı acaba bu? Yok sorun değil hocam. Bağlantı bazen giriyor geliyor. Şimdi oradaki iblis diyor ki bak Araf suresi ben bundan rahatsız oluyorum ya. Acaba abi sen siyon. Benden mi kaynaklanıyor bu? Kulaklık mı var? Yok bende kulaklık yok. Ben kapatayım bir tekrar gireyim istersen. Çıkıp tekrar gireyim abi. Tamam.
Selamünaleyküm. Özür dilerim. Aleykümselam. Herhalde kesildi gibi şey. Hocam ben cümlemi tamam sonradan kaldığınız yerden devam edersiniz. Tabii ki, tabii ki. Evet. Şimdi bazen varlık insanda çok olduğu zaman kendisini şaşırtabiliyor. Mesela iki tane dükkanı oluyor adamın varlıktan dolayı gözleri kamaşabilip değişebiliyor. Onun için varlık hem şaşırtabilir hem hapa götürebilir. Anladın mı Fenem Hocam? Anlıyorum da yine de hani şeytan insanı kendi içinden doğan bir şey diyorsunuz ya. Oraya bazı kısımları katılmış olsam da Bakara suresi 30 ile 40 arasında henüz insandan doğacak bir şey söz konusu değil. İnsanın varlığı ya da ona olan yakınlık tartışılır. İnsan şeytan karşı çıkıyor. Şimdi Adem ve Havva'ya şu ağaçtan uzak durundan sonra görünenlikten bahsetmiyorum. En baştaki secde edin emrine karşı çıkan şeytandan ya da hali hazırda var olan melekler ve şeytan var. Yaratılacak olan bir başka varlığa karşı bir duruş sergiliyorlar. Oradaki şeytanı nasıl algılıyoruz diye soruyorum. Yani buradaki insanın içinden kovacak bir şey durmuyor. Evet, Ali Hoca güzel yorumladı aslında Adem'den orada. Buyurun hocam. Ya, devam edelim eğer o zaman. Şimdi dedi ki iblisten girelim. Yani Araf suresi 11. ayet-i kerimesinde ey iblis seni Adem'e secdetmekten alıkoyan neydi? İblis dedi ki Allah'ım beni ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın. Ben topraktan yaratılana secde etmek için var değilim dedi. O zaman sen kovulmuş olanlardansın dedi. Seni huzurumdan kovdum dedi. Ben özet olarak anlatıyorum. Allah da dedi ki, yani huzurumdan kovdum deyince iblis de dedi ki, Allah'ım madem ki beni huzurundan kovdun, senin bana insanların ölüp de dirileceği güne kadar süre ver de ben senin kullarımı saptırayım dedi. Allah da dedi ki, sen benim has kullarımı saptıramazsın. Sen sana ancak sana meyilli olanları saptırırsın dedi. İşte bana kıyametin sonuna kadar da izin verildi diyor. Ben size sorayım. İblis kıyametin sonuna kadar nasıl bir varlık ki böyle Allah'ım ya meleğin öyle bir konumu da yok. Allah'ım ben seni kıyametin sonuna kadar beni yaşat senin kullarını saptırayım. Allah'la pazarlık yapan bir melek olur mu? Bunu nasıl anlamak lazım? Önce size bir soru sorayım ben. İblisin cehenneme gideceği de yazmıyor değil mi hocam? Hayır, iblisin cehenneme gideceğini yazmaz. Çok ilginç o. Efendim? Çok ilginç. Yani insanların azap göreceği, cehenneme gideceği özellikle belirtilir. Ama iblisin ceza göreceği, cehenneme gideceği hiç belirtilmez. Çok güzel. İşte burada şunu yakalamak lazım. İblis İnsandan ayrı bir varlık değil, insanın öz içinde insana Rabbanioğlu teklif sunma karşılığında ona muhalefet etmeyi insana teklif sunan bir varlık. Yani insan iki melekle karşı karşıyadır. Yani birisi takva meleği, toplum dilinde bunun adı vicdan, Kur'an dilinde bunun adı takva, psikoloji dilinde bunun adı içimizdeki baba ve üst bendir. Açın psikologları inceleyin. Bir de Kur'an'da yani iblis meleğinden bahseder. Bu toplum dilinde nefis, Kur'an dilinde fıs ve fücür ve iblis diye geçer bu. Yani her insan bir olay karşısında iki seçenekle karşı karşıya kalır. Birisi İblisin teklifleriyle seçenek, birisi de takvanın teklifleriyle yol alan seçenek. İşte Kur'an iki ağaçtan bahseder. Birisi yasak ağaç, birisi de helal ağaç. Yasak ağaç, iblisin teklifleri, yani inkarı, isyanı, fuhşu, Allah'ı, adam öldürmeyi,
Rabbani yoldan sapma olan bütün kötülükleri teklif sunmakla görevli bir melektir iblis. Sadece teklif sunucu. İşte Araf suresinin 20. ayeti kerimesinde iblis olmasaydı der, açın bakın ayete, iblis olmasaydı der, Adem ve eşine siz iki melek olurdunuz der. Yani iblis gelince insan iki melek olma özelliğinden çıkıyor, iki seçenekli bir varlık haline geliyor. Yani iblis yerleşmeseydi insanda, insanlar da melek olurdu. Kesinlikle kendilerine kodlanan bilgiler dışında hareket etmezler ve Allah'ın kulluğu yaratılışta verdiği söze sadakat gösterirler, devam ederler, giderdi. İşte iblis ne zaman insana yüklendi? İşte Adem ve eşi cennetten çıktı. Yani Adem ve eşi cennetten çıktı, biz de çıkıyoruz. Kıyametin sonuna kadar da insanlar cennetten, yani ekmek elden, su gölden, günah işlemeyen, sevap işlemeyen, anne karnından doğuştan ergenlik yaşına gelinceye kadar bölümden çıkıyor. Buna cennetten çıktı diyor Allah. Yoksa ebedi cennet ahiret aleminde. İşte Kur'an hep iki şeyle anlatmış olayları. İşte iblisin tekliflerini ilke haline getiren, geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda giren insana Kur'an şeytan diyor. Bak bu çok önemli. Fıtrat mı bozuyor Ali Hocam? Efendim? Çocukluktan ergenliğe girince fıtrat ayarlarını mı bozuyor? Orada zaten yaratılışta iki seçenekli bir varlıktır insan. İşte ben mesela ayıp yerleri kendilerine görülüverdiği ifadesini kullanırken, yani günah işleme potansiyeli açıldı anlamında kullanıyor. Yani eğer insan melek olsaydı, meleklikte devam etseydi, ayıp yerleri diye bir şey olabilir miydi? Hayır. İşte bunu anlatıyor Kur'an. İşte diyor ki ayette, iblisin tekliflerini ilke haline getiren, geriye dönüşü mümkün olmayan, bir moda giren, kalbi mühürlenmiş olan insanlara Kur'an şeytan diyor. Bir ayet örneği vereyim size. Bakara suresi 14. ayette diyor ki, o iman edenlere, onlar iman edenlere geldiler, dediler ki biz de sizin gibi iman ettik. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında dediler ki biz onlarla alay ettik. İşte şeytan bunlar. Yani şeytan Rabbani yoldan sapan, kalbi mühürlenmiş, kesinlikle geriye dönüşü mümkün olmayan moda girmiş insanlara. O zaman insandan ayrı bir varlık değilmiş şeytan. İnsanın sıfatlaşmış, geriye dönüşü mümkün olmayan moda girmiş, sıfat almış haline Kur'an şeytan diyor. Ama iblis sıfatlaşmış hali değil. O yaratılışta iblisti, hala iblisti, devam ediyor. Kesinlikle o istifini bozmadan insanların ölüp de dirilinceye kadar genetik olarak her insan var oldukça, aktarıldıkça o devam edip gidecek. İşte kıyametin sonuna kadar bana izin ver demesinin anlamı da bu. Yani sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak anlatıyor. Hocam, diğer bakımdan baktığımız zaman mülk, malik, melek, istimlak. Diğer açıdan baktığımız zaman şeytanın zıttı, yani iyimser baktığımız zaman mesela mülk Allah'ındır. Mülkü var eden Allah. İnsan da mülkten var olur. Eğer mülkü düzgün kullanırsa, helal kullanırsa istimlak olur. Allah'ın istimlak mülkiyeti altına girmiş oluyor. Ve Allah'ın istediği gibi bir kul haline gelmeye başlıyor. Tam zıttı mesela şeytan. Siz buradan ne diyorsunuz? Bak, mesela bak şöyle diyor, İnsan suresinin 2. 3. ayetinde diyor ki Allah, biz insanı karmaşık bir sudan yarattık, onlara yolu gösterdik, dileyen şükretsin, dileyen de nankör olsun diyor. Yani insan iki seçenekli bir varlık oluyor. İşte Allah Sad suresinde bahsederken,
iki elimle özene bezene yarattığım o insana seni secde etmekten alıkoyan neydi derken bunu anlatıyor Kur'an. Yani iki elim, iki seçenekli bir varlıktır insan. Birisi Rabbani yolda yürüme seçeneği, birisi de gayri Rabbani yolda yürüme seçeneği. Rabbani yolda yürüme seçeneğini Nebiler ve Resuller ve içindeki takva olgusu onu düzenliyor. Yani her insan bir yanlışlık konusunda kendisine bir ses geldiği zaman, bir teklif geldiği zaman kendi öz içinden bir ses yanlış yaptın diye bir uyarı sesi gelir. Ateistin biri dedi ki bana, ya dedi, sizin inandığınız Allah ne biçim Allah dedi. Ne var dedim ben. Allah dedi bana kötülüğü programlıyor. Ben de o kötülüğü programladığı şekilde yaşıyorum. Ahiret aleminde gir bakalım cehenneme diyor dedi. Böyle Allah mı olur dedi. Ben de dedim ki adı da Uğur'du. Ey Uğur, sen bir kötülük yaptığın zaman veya yapmak istediğin zaman senin öz içinden bir ses, ey Uğur bu yaptığın yanlış diye uyaran bir ses gelmez mi dedim. Gelir dedi. İşte demek ki Allah sana bunu yazmıyor. Sen bunu kendine ilke olarak kötülükleri programla kendin düzenliyorsun. Çekti gitti. İşte burada kader anlayışını ortaya koyarlar. Allah belki bir insanın elbette cinsiyetini erkek mi olacağını, dişi mi olacağını, hangi kavimden, hangi ırktan, hangi renkten doğacağını insan kendisini kendisi belirlemez bunları. Bunları Allah belirler. Ama insan yol seçme kararını kendisi belirler. İşte bir örnek vereyim size. Yine Davut'tan bir örnek. Davut'da iki davacı geldi der. Birisi dedi ki biz ikimiz kardeşiz. Bunun 99 koyunu var. Benim ise bir koyunum var. Bunun 99 koyunu, bu kardeşimin 99 koyunu olduğu halde benim bir koyunumu da kendi koyunlarına katmak istedi der. Sen adil biri olarak bu konuda hüküm ver der Davud'a. İşte aslında burada yine sebebi bilinen bir olayı anlatıyor Kur'an. Yani insanda iki seçenekli bir varlık. Mesela bir iblis var, bir de takva var. İblis neyi şey yapıyor insana? İnkarı, isyanı, dünyevileşmeyi. Yani insan hani ahiret aleminde o inkar edenler, o bir dünya dolusu mal olup da fidye olarak verirdi. Hatta bu da yetmezse bir dünya dolusu daha kazanmış olsaydı, altın olarak kazanmış olsaydı onu da fidye olarak verirdi der. İşte buradaki iblis insana dünyevileşmeyi yığdıkça yığıp, azgınlaştıkça azgınlaşıp insanları o ilahi mesajdan uzaklaştırıyor. Ve arkasından bir ayet daha örnek vereyim size. İsra suresinin 16. ayetinde Allah buyuruyor ki biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o kavmi helak ederiz diyor. Yani Allah gel sen bozgunculuk yap ben de seni helak edeyim mi de Allah. Yani hep bozguncu olanlar bu önde gelenler zenginleşmiş, şımarmış, kibirlenmiş insanlardan olur mesajını veriyor Kur'an. İşte o zaman Adem'in cennetten çıkma olayı yani gölgelik, efendim güllük gülistanlık bir yerden çıkıp çıkması anlamında değil. Yani ergenlik yaşına gelinceye kadar bir dönemi anlatıyor Kur'an. Bu dönem içerisinde insanlar günah işlemez ve sevap da işlemezler. Eğer onlara hangi anne babadan hangi kültür içinde yaşamışlarsa onlar içinde yaşarlar dururlar. Ne zaman ki onlara ergenlik yaşına geldiğinde bir Rabbin yoluna yürüme seçeneği bir de gayri Rabbani yolda yürüme seçeneğini ortaya koyuyor. İki varlık var
insan olarak yani evrende. Birisi Müslüman olanlar, Kur'an'ın temel ayrım yaptığı, birisi de cin olanlar. İşte cin, yasak ağaçtan nemalanan, yani iblisin teklifleriyle yaşamını düzenleyen, inkarı, isyanı, kötülüğü, her türlü ahlaksızlığı kendisine yol edinenlere Kur'an genel başlık altında